Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin tatbikatlarından birisi olan ateş serbest faaliyeti tüm hızıyla sürüyor. Bizler şu anda Polatlı'dayız. Milli mücadele döneminde de oldukça önemli bir yer burası. Tabii bir taraftan tanklar, obüsler atışlarını yapıyorlar. Yine burada bulunduğumuz noktada keskin nişancılar hedefleri başarıyla vurdu. Tabii biraz sonra da bulunduğumuz noktadan obüs atışları gerçekleştirecek. Hedefler tam karşıda olacak ve dakikalar sonrasında da o obüs atışını ekranlara getireceğiz. Şu anda atışlar yapıldı. Bir iki saniye sonra o hedefe ulaşmış olacaklar. Şu anda da kameraman arkadaşım Mustafa Barış'tan ekranlara getiriyor. Tabi serbest atış tatbikatı ilk olarak 2014 yılında icra edilmeye başladı. Ve her yıl Polatlı'da icra ediliyor. Polatlı oldukça önemli. Milli mücadele için de oldukça önemli bir yer. Tabi kameraman arkadaşım Mustafa Barış'tan da onu ekranlara getiriyor. Tabi yaklaşık 1000 personel bu tatbikatta, bu faaliyette görev alıyor. Yine bu noktada 69 silahta bulunuyor. Hemen o noktada obüsler tarafından imha edilen hedefi kameraman arkadaşım Barış'tan ekranlara getiriyor. Tabii bulunduğumuz noktada yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nde mensup öğrenciler var, subaylar var, astsubaylar var. Bunlar da silahların hedefler üzerindeki etkilerini anlık bizzat buradan canlı olarak takip ediyorlar. Onlar da hemen alt kısımda bu tatbikatı, faaliyeti başarıyla gerçekleşen faaliyeti anlık olarak takip ediyor. Tabi ateş gücünün ulaştığı üstün seviye ve personelin hedefe yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetini göstermek için bu tatbikat gerçekleştiriliyor. Yine envanterdeki silah ve sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tanınması ve koordine geliştirmesi hedefleniyor bu faaliyet sayesinde. Tabi biraz önce obüs atışı gerçekleştirildi. Yine bir havan atışı gerçekleştirildi. Ardından yine obüsler karşıdaki hedefleri başarıyla vuracak. Şu anda sesi duyduk. Atış yapıldı hedefe doğru. Obüs atışı yapıldı hedefe doğru geçiyor şu anda. Mühimmatlar biraz sonra o noktalardan patlama yapacak. Tabii bulunduğumuz noktada çok sayıda milli ve yerli silahlar da kullanıldı. Yine tatbikat kapsamında Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları tatbikatı anlık olarak takip ediyorlar. Tabii şunu da söyleyelim, tatbikatta zırhlı muharebe araçları, obüs tankları ve yine de İHA'lar, SİHA'lar bulunduğumuz noktada faaliyette havalanacak, hedefleri başarıyla vuracak. Yine bir noktada hedef başarıyla vuruldu, orada dumanların yükseldiğini görüyoruz. Tabii bulunduğumuz noktada yine tanklar biraz önce hedefleri başarıyla vurdu. Yine bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Ödül almış, NATO'dan ödül almış keskin nişancılar da hedefleri vurdu. Bir taraftan demen helikopterleri görüyoruz sağ tarafta. Kameraman arkadaşım Mustafa Barış'tan biraz sonra o noktaya doğru dönecek. Hemen şöyle ekranlara getirelim. Atak helikopterleri bulunduğumuz faaliyet alanına doğru geliyor. Polatlı'da icra ediliyor bu faaliyet. Evet, şimdi o atak helikopterleri de hedefleri başarıyla imha edecek. CNN Türk ekranlarında sizlerle buluşturuyoruz. Faaliyet kapsamında yaklaşık 1000 tane Türk Silahlı Kuvvetleri personeli yer alacak. Yine 69 silah bu faaliyette kullanılıyor. Tabii faaliyet oldukça geniş kapsamlı. Bu faaliyette ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup öğrenciler de var. Şu anda da ekranlara getiriyoruz. Atak helikopterleri hedefe doğru yaklaşıyorlar ve birazdan atış gerçekleşecek. O anları kameraman arkadaşım Barış'tan ekranlara getiriyor. Evet, atışlar yapılıyor. Bir taraftan da yaklaşıyor helikopterler o hedeflere doğru. Tabii tatbikatta 69 silah kullanılıyor. Bakın yine bir atış yapıldı. Her an farklı noktalardan atış yapılıyor ki bu noktalar oldukça önemli. Çünkü burada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup öğrenciler hem envanterdeki silahları tanıyor hem de atış yapılan alanlardaki silahların etkisini anlık olarak takip ediyor. Oldukça önemli bu. Tabii bulunduğumuz alanda yine birçok alan var. Bakın yine bir hedef imha edildi orada. Yine bir atış yapıldı orada obüs tankları tarafından. Öyle tahmin ediyorum ki o hedefte başarıyla vuruldu. Kameraman arkadaşım Mustafa Barış'tan ekranlara getiriyor. Tabii
Tatbikat saatler 14.30'u gösterdiğinde başladı. İlk önce hafif makineli tüfekler atış yaptı. Ardından tanklar hedefleri başarıyla vurdu. Ardından yine bir sis perdesi oluşturuldu ki o da oldukça önemliydi. Çünkü tanklar atış yaptıktan sonra yakalanmamak için o sis perdesinin arasından tekrar menzillerine çekildi. Bir taraftan da sağ tarafta helikopterleri görüyorum anlık olarak. Bir taraftan da obüsler atışlarını gerçekleştiriyor. Tabii bulunduğumuz alanda İHA ve SİHA'lar da atış yapacak. Yine bir ilk olarak paratonerlerle de burada bir faaliyet gerçekleştirecek derken bir atış daha gerçekleştirildi. Şu anda Mustafa Barıştan'ın mizöründen. O atışın, o mühimmatın hedefi yok etmesini ekranlara getiriyoruz. Tabii Akıncı İHA'lar, Atak Taurus helikopterleri, savaş uçakları, paratoner uçuş gösterisi hepsi burada. Polatlı'da faaliyette icra ediliyor. Şu anda da bir hedef daha imha edildi. Dumanları görüyorsunuz. O noktada dumanlar yükseliyor. Tabii şu ana kadar gözlemlediğimiz kadarıyla bütün hedefler başarıyla vuruldu. Obüsler, yine hafif makineli tüfekler, zırhlı muharebe araçları da kirpilerde keza aynı şekilde bütün hedefleri başarıyla vurmuş durumdalar. Tabii faaliyet kapsamında yine fırtına obüsleri yer alacak. Onlar da biraz sonra atış gerçekleştirecek. Bir taraftan da yine Atak helikopterlerine bakıyorum. Onlar da menzillerini aldı. Biraz sonra onlar da atışını gerçekleştirecek. Ve dakikalar sonra onları ekranlara getireceğiz. Şu anda bir taraftan Barış'tan atış yapılan alanları ekranlara getiriyor. Bir taraftan da Atak helikopterleri sol tarafı adeta toz bulutuna çevirmiş durumda. Biraz sonra o noktadan atış gerçekleştirecek. Hemen o tarafa doğru dönmek istiyorum. Bakın orada helikopterler hazır. Biraz sonra menzillere, hedeflere doğru atışlarını gerçekleştirecek. O noktada bir helikopter tekrar havalanıyor şu anda ve hedefe atışını yapmak üzere havalanıyor. Tabii şunu da söyleyelim, yine bu noktada çelikli obüs, çekilli obüs, yeni nesil fırtına obüsü de kullanıldı. Oldukça kapsamlı bir faaliyetten söz ediyoruz. Yaklaşık 1000 personel yer alıyor ki şundan da söz etmek istiyorum. Buradaki hedefler de oldukça uzak. 1000 metreden söz ediyoruz. Bazı hedefler daha uzakta, onu da belirtelim. Şu anda da kameraman arkadaşım Barış Tan'ın mizöründen ekranlara geliyor. Burası Polatlı. Polatlı oldukça önemli. Milli mücadele için de oldukça önemli noktalardan birisi. Şunu da söyleyelim. Bir hedef daha orada sol tarafta imha edildi. Hemen şunu da belirtelim. 2014 yılında başladı ateş gücü faaliyeti. Bugün 10.sü yine icra ediliyor. Biraz sonra da hava atışı yapılacak duyduğum kadarıyla. Şu anda da hava atışı gerçekleşiyor. Karşıda hedefler var. O hedefler başarıyla vuruluyor. O anları canlı olarak CNN Türk ekranlarında izleyicilerimizle buluşturacağız. Tabii bakın helikopterler sağ taraftan havalanacak. Tam karşıdaki Mustafa Barıştan'ın vizöründen ekranlara gelen noktadaki hedefleri imha edecekler. Tatbikatta 1000 tane öğrenci yer alıyor. Yaklaşık 1000 öğrenci. Onlar da bu noktada envanterdeki silahların hedefin üzerindeki etkisini anlık olarak takip ediyorlar. Tabii tatbikat saat 14.30 sıralarında başladı. Oldukça geniş kapsamlı bir tatbikat. Hemen şöyle de göstermek istiyorum Barıştan'dan rica edeceğim. Bakın o kısmı görme ihtimalimiz var mı bilemiyorum ama şu alt kısımda öğrenciler tatbikatı anlık olarak takip ediyorlar. Bir taraftan da atışlar gerçekleşiyor ki oldukça önemli çünkü bizzat imha edilen hedefin ne kadar büyüklükte olduğunu yine silahların etkisini anlık olarak bu noktadan takip ediyorlar. Yine karşıda birçok hedefi görüyoruz, o hedeflerde birer birer burada imha ediliyor. Tabii bulunduğumuz nokta aslında oldukça önemli. Polatlı ilk burada faaliyet 2014 yılında icra edildi. Bugün de 10.sü icra ediliyor. Tabii şöyle baktığımız zaman faaliyete katılanlar arasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yine komutanlar bu noktada faaliyeti anlık olarak takip ediyorlar. Oldukça önemli bir faaliyet. Yine sağ tarafımızda
Görüyorsunuz uzak mesafeli atışlar yapılıyor bu noktalara. İlk olarak zırhlı muharebe araçları atışlarını yaptılar. Ardından tanklar atışlarını gerçekleştirdi. Şimdi havadan faaliyete geçilecek ve havalanan helikopterler buradaki hedefleri anlık olarak yok edecek. Bizler de o anları ekranlara getireceğiz. Şu anda da havalandıklarını görüyoruz. Bir taraftan havalanıyorlar. Biraz sonra hedeflere doğru geçilecek ve o hedefler imha edilecek. Kameraman arkadaşım Mustafa Barış'tan ekranlara getiriyor. Tabii tatbikat 14.30'da başladı dedik. Tatbikata yoğun ilgi var. Yine bu noktada birçok Türk silahlı kuvvetleri personeli var. Tatbikatı anlık olarak takip ediyorlar. Yine çok sayıda tankla, çok sayıda helikopterle icra ediliyor ki yine İHA'lar, SİHA'lar bu noktada hemen o noktadan vurulan hedefleri sol tarafta göstermesini rica edeceğim Barıştan'dan. Tabii bulunduğumuz noktada çok sayıda basın mensubu da var. O yüzden imha edilen kısımları göstermek biraz zor oluyor. Şu anda da kameraman arkadaşım Mustafa Barıştan dumanların yükseldiği alanı ekranlara getiriyor. Bakın hemen sol tarafımda da yine obüsler tarafından vurulan bir nokta var. Orada da dumanlar yükselmeye başladı. Bu noktada obüsler tarafından vuruldu. Hemen şöyle gösterelim. Sağ taraftan biraz sonra başlayacak helikopterlerin atışı. Onları da ekranlara getiriyor olacağız. Tabii geniş kapsamlı bir faaliyet. Bulunduğumuz noktada 69 silah bu noktada faaliyette yer alıyor. Sabah saatlerinde de sergilenen silahlar vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ilk kez yer alan silahlar bu noktada sergilendi. Yine bir atış yapıldı. Kameraman arkadaşım Barış'tan o atışı da ekranlara getiriyor. Tabii oldukça önemli bir faaliyet. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri ellerindeki envanterindeki silahları yakından tanıyor ve silahların hedefler üzerindeki etkilerini de anlık olarak buradan görebiliyorlar. Yine aynı zamanda silahları da tanıma şansları oluyor, sistemleri de tanıma şansları oluyor. Sadece tanklar, hafif silahlarla yapılmıyor. Yine havadan da yapılacak biraz sonra. O da başlayacak. Orada da hazırlıklar devam ediyor. O tarafa doğru da döneceğiz. Tabii bulunduğumuz nokta Polatlı. Polatlı milli mücadele döneminde oldukça önemli noktalardan birisiydi. Tabii ateş, bulunduğumuz alandaki ateş serbest faaliyeti de aslında 2014 yılından bu yana bu noktada yapılıyor. Bugün 10.sü. Bugün 10.sü yapılıyor. Oldukça önemli seçkin gözlemci günü bugün. Bu noktada çok sayıda kuvvet komutanı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikatı, faaliyeti anlık olarak takip ediyorlar. Hedeflerde başarıyla imha ediliyor. Tabii bulunduğumuz noktada sabah saatlerinde yine bir sergi var dedik. O sergide de Çelik Kubbe'de yer alacak hava savunma sistemleri vardı. Onlar da oldukça önemli. Onlar da sergilendi. Buraya gelen yine öğrenci olarak gelen teğmenler, subay, assubaylara o sistemlerde tanıtıldı ki şu anda da faaliyet icra ediliyor. Bizler de o anları ekranlara getiriyoruz. Kameraman arkadaşım Mustafa Barıştan'la beraber sağ tarafımı da kontrol ediyorum. Orada da helikopterler havalanıyor. Biraz sonra atış yapacaklar. Tabii faaliyet 14.30'da başladı dedik. Oldukça önemli bir faaliyet ki şöyle baktığımız zaman faaliyette atış yapan silahlara baktığımız zaman fırtına obüsleri yaptı, havanlar yaptı, yine çekilli obüsler yaptı, yeni nesil obüsler de yaptı. Bunlar da oldukça önemli yeni nesil obüslerin atış yapması. Bulunduğumuz noktada yine bakın bir atış yapıldı, havan atışı yapıldı öyle tahmin ediyorum. Biraz sonra imha edilecek hedefler. Hemen şöyle göstermesini rica edeceğim Barıştan'dan. Tabii oldukça geniş bir alan olduğu için hedefleri de görmek oldukça zor bu noktada. Birçok farklı alandan atışlar gerçekleşiyor. Sağ tarafta hedefler imha edildi. Biraz sonra da helikopterlerin hareket etmesini bekliyoruz. Tabii bulunduğumuz alan Polatlı ilçesi, Ankara'nın ateş serbest tatbikatı faaliyeti 2014 yılında ilk olarak icra edildi. Bu alanda yaklaşık 1000 personelle icra ediliyor bu faaliyet ve 69 silah, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki silahlar bu alanda faaliyetlerini icra ediyorlar. Tabii oldukça önemli çünkü bölgedeki durum, Orta Doğu'daki durum, Türkiye'nin aslında silah gücünün, mühimmat gücünü, envanterini
oldukça önemli bir hale getiriyor ki bu tatbikatlarda aslında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin o sistemlerle tanışması açısından oldukça önem arz ediyor. Şu sıralarda da helikopterler tekrar havalanıyor. Onlar da biraz sonra atışlarını gerçekleştirecekler. Önce bir taşıma yapılacak. Sikorsky bir silah taşıyacağını söyleyelim. Şu nokta konteyner taşıyacak ki hemen onları da şöyle gösterelim. Bakın Chinook helikopterinin altındaki taşıyacağı paketi görüyorsunuz. Yine silah...